şekilde mi kırılacağı, yoksa her sek alanında mı depremin oluşacağı, ikinci bir depremin beklentisi ne yönde düşünüyorsunuz? Şimdi her sekten başlar, Marmara'ya doğru gidebilir. Yani bu bir kere de kırılabilir veya iki kere de kırılabilir. Bunu öncelenmeye çok zor. Ama ne olursa olsun gene de bu Gölcük depreminden daha büyük bir deprem bekliyoruz. O da İstanbul'a dediğim gibi... Çünkü çeşitli spekülasyonlar var. Eğer faylar iki hat şeklinde kırılacak olursa 6-6,5 şiddetinde yok. İki tane deprem meydana gelebilir. Bunun üzerine de yok. Çıkmaz dedi. Ama başta onu söylemeye çalıştım. Öyle 6,5 depremle olacak iş değil bu. Yani 6,5 şimdi 6,5'tan 7,5'a gitmesi için arada 30 kat enerji farkı var. Yani 30 tane 6,5 olursa o 7,5'u götürür. İşte tek bir hat kırılırsa, yani bütünüyle Marmara Denizi kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem olasılığı var deniyor. Evet. Ama ayrı ayrı kırılırsa 6,5 da işi çözmez. Çözmez. 6,5 demek böyle yani şöyle 20 kilometrelik bir pay parçasının üzerinde yarım metrelik bir yer değiştirme anlamına geliyor. Ama orada bizim 4 metre birikim var. Evet. O 4 metre birikimi ancak böyle 7.3-4 deprem çıkartır ancak. Yani o kısım, şimdi tabii bunu söylediğimiz zaman herkesin hoşuna gitmiyor ama bu, şimdi ben şöyle diyorum. Şimdi bu biliniyor. Tamam mı? Bu bilindiğine göre bizim bunu değiştiremeyeceğimize göre evlerimizi sağlamlaştırmamız lazım. Bütün yapılacak şey. Son bir soru sorabilir miyim? Tabii. San Francisco'da katılacağınız toplantının sonuçları herhangi bir şekilde kamuya aktarılacak mı yakın zamanda? Şimdi aktarılır tabii. Yani ben de aktaracağım. Ben yani döndüğümde millet yine peşime takılır o şeyle. Yani onun sonuçlarından mesela şu bir haftalık çalışmada ortaya çıkan en önemli sonuç bu. HERSEK haritasından geçti, gitti, bitti davaları vardı. Bir kere onun oradan ileri gitmediği kesinleşti. Bu yaptığımız çalışmalar sonucunda. O önemli sonuçlardan bir tanesi. Onun dışında da yani böyle sansasyonel bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Yani bütün olay bizim şimdi bu gerçeği kabul edip mesela orada demin de söylediğim gibi trench açıp o depremi inceleyip 1894 depremi son derece önemli. 1894 depremi buradaki depremi geciktirebilir. Yani bir 50-100 sene atabilir. Çünkü yeteri kadar birikim olmadığı ortaya çıkıyor. Yani iki şey, ya hemen kırılır 2 metre olur, o da 6.97 büyüklüğünde bir depreme karşılık gelir. Birinci bölge. Suyun altındaki coğrafyayı evet. Ne kadar incelemek? Şimdi suyun altındaki coğrafya incelenecek. Şimdi bir de aslında sorulardan bir tanesinde o da vardı da unuttum şey yapmayı. Şimdi Fransızlar bu işe iyi yaklaşıyorlar, yani olumlu yaklaşıyorlar ve Türkiye yani yarım milyon dolarla başlayıp 2 milyon dolara kadar çıkabilecek bir proje önerisinde buldum. Yani para vermeye çalışıyorlar, kendi gruplarıyla birlikte çalışılacak. Ondan sonra bir grubun başına da benim 5-6 senedir çalıştığım Roland Darmijo var, onu getirdiler. Şimdi orada bir çalışma çıkacak, yani deniz içini ilgilendiriyor, karayı da ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra yani benim gene Amerikalılarla yürüttüğüm çalışmalar var. Onlar da bir şeyler üretecek. Yani burada biz şunu yapabiliriz, yani yer bilimleri açısından bu bizim için önemli, tabii ki nasıl diyeyim, bütün bilim için bilim açısından önemli bir şey. Çünkü bir deprem riski var orada. O depremi önceden haber verme olasılığı var. Onun sonuçta için bir kere 2 milyarlarca insan içinde. Tabii her bu dünya değeri olan bir şey yani. Artı bütün işte tekniği oraya depremi önceden haber verme ile ilgili tekniği taşımak. Tabii bunun için de yani en faydalı teknikler seçilip yapılması gerekiyor. Yani böyle nasıl diyeyim, böyle işe yarar daha doğrusu bir şeyler yapılması gerekiyor. O konuda gelişmeler olacak. Deniz içi daha iyi çalışılacak.
Yani iki hedefi olacak. Bir tanesi deniz içini anlamak. İkincisi de depreme önceden haber verebilecek birkaç tane iyi sistem kurmak. Yani o fayı Marmara'nın dibinde takip edebilecek misiniz? Edebiliriz. Edebiliriz. Bilimsel olarak bu bilginin olgunlaşması ne kadar sürecektir? Şimdi mesela geminin büyük olasılıkla Haziran'da gelmesi mümkün. İşte Haziran'da başlarsa gemi, İki haftada, yani Marmara Denizi o kadar büyük bir deniz değil, yani iki hafta bilemediniz, bir ayda çalışmayı bitirir. Onların prosesinki bilmem nesi yıl sonuna kadar çıkar ama ufak ufak denizin içinde... Fransızların için elinde böyle bir gemi var. Var, iki tane gemi var onlarda, iki tane büyük gemileri var. Hazırlamaları mı gerekiyor? Yok, planlı. Şimdi bunlar yıllık planlara göre hareket ediyor, önceden yapılıyor. İşte bunu araya sokması gerekiyor onun için. Bir de bahar aylarında Marmara'da çalışmak çok kolay değil. Lodos falan oluyor. Onun için yani Haziran'a deniz şartları falan hepsini sağlıyor. Sürekli yeni üzerinde depremler olmuş tarih boyunca. Yani illa bu kadar kişinin ölmesi mi gerekiyor? Doğuda o kadar yani bu kadar beklemeye gerek mi? Evet abi? Ama şimdi bunların hepsi... Yani bir de İzmit tarihte gazeteden küpürleri de kestim. 14 defa inmiş çıkmış. Yani tamam. İzmit. 1894'ten 1999'a kadar. Ama şimdi tamam da... Ülkenin sosyal gelişmesini hayır. Durdurmanın imkanı ama yok. Ama bir de şey var yani bunları şimdi siz söylüyorsunuz bana. Biz yıllardır bunları söylüyoruz. Kimse aldırmıyor. Ama herkesi... bize ulaştırılmıyor. Hayır. Hayır, öyle değil. Şimdi peki... Ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi depremin ilk günleriydi. Bir Japon bana telefon etti. Japon gazeteci. Dedi ki biz İzmit'te dolaşırken normal böyle sokaktaki insanlarla konuştuk. Türkçe konuşuyor adam Japon. Ondan sonra dediler ki bizim deprem, buranın deprem ülkesi, yani deprem yeri olduğundan haberimiz yoktu. Yani ben buna ne diyorsunuz dedi. Yani ben dondum kaldım. Yani şimdi yani o zaman şunu düşündüm, ya biz halka inemiyor muyuz? Halk eğitimi yok tabii. Ama şimdi bunu biraz daha düşününce, şimdi mesela Türkiye'de bir bakın genel şeye. Şimdi bu insanlara erişemiyorsunuz. Şimdi şöyle erişemiyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ki bizim depremden önce söylediklerimizi büyük gazeteler bir şey haber olarak vermiyor. Onların yani sansasyonel bir şey değil. Ne Cumhuriyet Bilim Teknik veya Bilim Teknik'te yayınlıyoruz. Onu da normal halk okumuyor. Tamam mı? Televizyonda bu depremden önce bir senede bir falan bir program yaparlarsa yapıyorlardı. Onu da kimse seyretmiyor. Herkes o işte eğlence programları, televoleydi bilmem ne seyrediyor. Şimdi ben bilim adamı olarak herkesin kafasını çalarak gidemem ki. Söyleyemem ki bunu. Yani ben de çaresizlik içindeyim. Veyahut da her şehre gidip konferans veremem ki. Versen bile kimse gelmiyor ki. Yani şimdi depremden sonra her yer kalabalıklaştı. Ben ilk defa gelmedikte işte buraya gelmeden bir hafta önce 2000 kişiye konferans verdim ilk defa hayatımda. Kimsenin sorusu var mı diye bir şey yaptı ve herkes ne mi kalktı? Peki bu şeylerin Japonlar bir cihaz getirdiler yerin altına koyup dinlemek için İzmir'de yerleştirdiler. Hürriyet'te yazıyorum. Vallahi şimdi Hürriyet'tekilerin nerede yazdıklarına inanmayın yani herkese. Çünkü bazen A diyorsunuz B yazıyorlar. Yani siz, şimdi benim kendisine söylenen şeyi nasıl anladığını kestirmek çok. Vallahi şimdi yarın bakın Hürriyet'te ne çıkacak. Benim söylediklerimi ne kadar tutar? O güzel örneğidir. Ben şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Benim elde ettiğim tecrübe de şu, gene bu 4 aylık şeyden. Hiç kimseye böyle yazılı bir şey, yani daha doğrusu röportaj cinsinden bir şey vermiyorum. Çünkü yazdıklarını kontrol bile etseniz, gidiyor ofiste, yazı işleri müdürü onu alıyor, bir alleme diyor, kalleme diyor, kendi kafasına göre bir şey yazıyor ve ertesi gün sizin söylemediğiniz şeklinde bir başlık atıyor. Ondan sonra size dönüyor olay. Niye böyle söyledin diye. Öyle bir şey söylemedim. Şimdi bir tek şey yapıyorum. Ya canlı olarak bir telefonla katılıyorum televizyon programına ya da canlı olarak bir televizyon programına kendim gidiyorum. Şey hani odama gelip birkaç kere çektiler falan onu da müsaade etmiyorum şimdi. Çünkü onu da kesip biçip kendi kafalarına göre monte ediyorlar. Hatta iki kere televizyona gidip de stüdyoya o kestikleri biçtiklerini yeniden kesip biçip 2 saat onlarla çalışıp
tekrar yayına soktuğum bile oldu. Çünkü bir şey diyorsunuz, mesela diyorsunuz işte pozitif yanları şudur, ancak diyorsunuz o ancağı kaldırmış arkasından gelenleri, bütün negatif yanları, sadece pozitifleri veriyor. Bir bakıyorsunuz ya, siz bayağı pozitif şeyler söylemişsiniz de haberiniz yok. Yani hiç alternatifleri koymuyorlar, çıkartıyorlar onu. Onun için o tür şeylerden kaçınıyorum. Yani devamlı direkt şey. Bir de mesela gazeteler, mesela eğer siz konuşmazsanız onlar sizi konuşturuyor. Bir bakıyorsunuz siz bir şeyler söylemişsiniz, onlar yazmış. Ya yani haberim yok. Ondan sonra yani onunla da başa çıkmak zor. Sonra en iyisi kayıt yapmak. Aynı zamanda kayıtlı olunca ne söylediğinizi söylemek. Biliyorum işte, ama gene de mesela diyelim ki ben de televizyona çok çıkmak istemiyorum. Mesela 2 hafta, 3 hafta kayboluyorum. Bu sefer işte ya eskileri gösteriyorlar ya başkalarını çıkartıyorlar bu sefer. Başkaları da, yani bazen bir bakıyorsunuz ortalık darmadağın olmuş, böyle saçma sapan fikirler dolaşıyor. Bu sefer onları düzeltmek için çıkıyorsunuz. Ya bu değil, öyle değil, bu öyle, bu öyle değil, böyle. Davranışlar yapılıyordu insanların zihinleri karışmasın diye. O siyaset meydanı sabahlara kadar seyrediyorduk. Program bittiği zaman neyi düşüneceğimizi bilemiyorduk. Yani o kadar karıştırıyorlardı ki kafamızı. Acaba hangisi doğru? Öbürü mü doğru? Bunun dediği mi doğru? Bir türlü onun kararını veremiyorduk bu seferde. Sizin üniversiteniz toplumu aydınlatmak yönünden elinden gelen çabaları yerine getirmeye çalışıyor. Bir de TÜBİTAK diye bir kurum var. Evet. Onlardan da bazı açıklamalar geldi ama TÜBİTAK'ın elinde gerçekten bir bilgi birikimi ve bu konuda uzman insan var mı? Şimdi TÜBİTAK'ta Gebze grubu depremle ilgili bilgi üretiyor. Ve ben orada da çalışıyorum. Haftada bir gün oraya gidiyorum. Şimdi bu depremden sonra da haftada bir gün şeye gidiyorum. Gideceğim sözde. Daha bağlanmadı da. Kandilli. Ben kendi çalıştığım konu itibariyle ben aktif fayları ve depremleri çalışıyorum. Hayır, bölümün adı ne yani? Şimdi bizim kurduğumuz, yani kurulan enstitünün ismi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü. Onun içinde aktif tektoniği ve depremleri ben çalışıyorum. Tamam. Ama diğerleri... Evvelce bu yoktu yani. Yoktu. Bu yeni kuruldu. Evet. 2 sene oldu. Evet. Müsaade ederseniz, Fen Fakültesi'ndeki jeoloji bölümü var ya, Fuat Baykal falan var. Evet. Onlar da ağır gidiyordu yani. Şimdi o tamamen yani kalmadı yani bir şey orada. Hayır, orada da yok mu yani jeoloji mühendisliği? Yani? Var, jeoloji mühendisliği var da gene ağır gidiyor yani. Bizimki evet, bizimki varsa daha şey yani. Evet. Daha aktif. Evet. İhsan Ketin Hoca ölmüş galiba. Evet, öldü. Evet. 96'da öldü. Evet, kuvvetli bir adamdan o. Benim komşumda, Nişantaşı'nda o. Evet. İyi konuşurdum yani. 1 saniye.